Herkese merhaba. Bugün şahane kıyafetlerim var. Barbie ile ilgili kaç kıyafet bulduysam hepsini aldım. Bundan daha fazlası yoktu. Şimdi hepsini teker teker giydireceğim. Gardırobumuzu dolduracağız. Hadi başlayalım. Yuhuu, bunlar nedir böyle? Aa, şahane elbiseler. Ay, Evcilik TV ne zamandır aynı şeyleri giyip giyip duruyordum. Harikasın, bayıldım bunlara. Ay, ne olur önce hangisini giysem acaba? Önce şunu giydir bana. Ay, yaşasın, bayıldım bu kıyafete. Ay, tamam Barbie'cim sakin ol. Hemen giyeceğiz, ben de bayıldım bu arada. Ay, bu nasıl güzel bir elbisedir. Hadi hemen giyelim şunu. Evet, işte hazırız. Tatam. Umarım beğenmişsindir kıyafetini. Beğenmek mi? Bayıldım. Şu çantayı falan vermeyecek misin bana? Tabii tatlım. İşte çantan. Şöyle kolye de çıktı içinden. Her ne kadar bu kıyafete kolye takmak çok uygun gibi görünmese de. Aslında yok yakasıyla bir arada olunca şık da oldu. Yalnız kötü bir haberim var. Bu kıyafete uygun bir ayakkabımız yok. Ben ayakkabılar da almıştım ama içinden pek de bu kıyafet için olabilecek bir ayakkabı çıkmadı. Bakın şöyle göstereyim size. Siyah ayakkabılarımız var. Çizmeler var. Ve beyaz yüksek tabanlı botlarımız var. Bu kıyafete uygun bir ayakkabı çıkmadı. Acaba bende olan ayakkabılardan bir şey uydurabilir miyim? Ama ben de gardırobun içine pek ayakkabı koymamışım doğrusu. Siyah giyelim, ne yapalım? Şunları giyelim şöyle. Şimdilik idare ederiz. Değil mi? Ay, çok şık oldu. Hadi bir fotoğraf çektirelim. Şimdi ne denesem acaba? Ay, lütfen sen şöyle kenarda dur. Ben diğer bebeğimizi de giydirmek istiyorum. Onun için de şu kıyafetin uygun olacağını düşündüm. Ay, ne kadar güzel yapmışlar. Evet, şu jimnastikçi bebeğimizi alacağım. Ay, harika elbiseler. Yalnız günlük elbise çok fazla bulamadım, göremedim. Bunlar vardı sadece. Bakın. Enfes bir tasarım. Böyle eski Mısır falan zamanlarını bir anımsattı sanki bana bu tasarım. Çok şık, çok hoş bir kıyafet. Biraz basenleri bol oldu sanki. Belki diğer bebeklere daha yakışabilir ama olsun. Böyle de hoşuz. Şimdi neymiş? Şöyle bir kolyemiz varmış. Böyle de bir çantamız varmış bu kıyafet için düşünülen. Ayakkabı yine uyduramadım. Şunlar olabilir diye düşündüm ama her şey gümüş, bu altın olur mu? Oldu sanki ya. Oldu gibi. Daha sonra bakacağım, belki bunların da gümüşleri vardır. Ne dersin, beğendin mi kıyafetini? Ay, ne bileyim ya, beğendim ama sanki şu yan taraflar falan biraz bol oldu. Ne dersin? Evet, doğru. Şuradan biraz böyle almak lazım. Bir tadilat lazım. Doğru söylüyorsun. Şöyle dar olsa çok daha şık görünecek. Belki de başka bir bebekte kullanmalıyız. Yani sonuçta biraz daha tombul olan bebeklerimiz var. Bu kıyafeti onlar da giyebilirler. Sana başka bir şey deneyelim. Aa, peki, çok sevinirim. Tamam, peki sana ne deneyelim? Şu pembeli kıyafeti deneyelim hadi. Evet. Şöyle arkayı da, ah işte bak, bu tam senin için yapılmış bir şey. Harika oldu, çok yakıştı. Sana uygun ayakkabı ne önerebilirim biliyor musun? Şöyle benim yine daha önceden var olan ayakkabılarımda tam da bu elbisenin etek tarafına uyacak renkte harika ayakkabılarım vardı. İşte bu kıyafete çok yakıştılar. Hanımefendi, çok şık görünüyorsunuz. Çantası. Ay, senin de mi çantan griymiş? Peki, al bakalım. Bakın. Evet, kolyem de buydu galiba. Çok hoş oldun. Umarım beğenmişsindir. Beğenmek de ne demek? Bayıldım. Ay, çok güzel oldum. Evet, ikiniz de o kadar göz kamaştırıcı görünüyorsunuz ki. Çok şıksınız, çok. Evet, bir elbisemiz daha kaldı. Şimdi onu da Barbie'de denemek istiyorum. Evet, gerçekten bu kıyafete de bayıldım.
enfes. Şunları deneyebiliriz altına. Aldığım paketten çıkan ayakkabılardı bunlar. Çok hoş görünüyor. Evet, bakalım. Bir kolyemiz var ve küçük bir çantamız var. Bir el çantası. Evet, çok şık oldu. Sen de beğendin mi? Ne dersin? Ay, bayıldım bayıldım. Yıldızlı falan harika, tam benim tarzım. Şöyle dön bakalım. Arkası uzun, bakın. Önü daha kısa bir kesim. Çok hoş, kumaşı da harika görünüyor. Şöyle ayakkabıları iyi görebilmeniz için aslında şöyle beyaz bir yerde göstereyim bakayım size. Enfes. Şimdi şöyle son olarak bir gözden geçirelim. İşte bu kıyafet harika bir gala kıyafeti olabilir. Bir kokteyle gidebilir bu kıyafetle. Bir arkadaşının düğün yemeğine katılabilir. Aynı şekilde bu kıyafet de uzun, şık ve bu parlak haliyle bence bir davet, bir düğün, bir büyük bir doğum günü partisi için çok uygun olacaktır. Burada da böyle tam parti havası, bu daha genç kız kıyafeti, daha dinamik bir kıyafet gibi geldi bana. Tam da bu bebeğe göre yapılmış sanki. Çok yakıştı. Bunda da yine daha spor tarzda bir kesim olduğunu düşünüyorum. Bununla da bir partiye gidilebilir. Yıldızlı yıldızlı da belki bir ödül törenine de gidebilir. Ödül töreninin yıldızı olacaktır eminim bu kıyafetiyle. Ben bayıldım hepsine. Zaten Barbie kıyafetleri ne zamandır görmüyordum. Ne önüme çıksa hepsini çok beğenecektim. Ama neyse ki hem güzeller hem de Barbie'lere çok yakıştı. Umarım beğenmişsinizdir. Böylelikle gardırobumuz için 4 yeni kıyafetimiz ve bir sürü ayakkabımız oldu. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.